Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Esin. Bugün sizlerle başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Watsons Kasım ayı kutusunu birlikte açacağız. Bu benim Watsons'dan almış olduğum ilk kutu aslında. Instagram'da hikayelerinde gördüğüm kadarıyla markaları paylaşıyorlar zaten. Hangi markaların bu kutunun içerisinde olduğunu biliyorum. Aşağı yukarı daha tahmin edebiliyorum içerisinde bulunanları ama tabii ki tam olarak ne bilmiyorum. Şimdi birlikte açıp göreceğiz kutumuzun içerisinde ne var. İlk önce şöyle bir kutuyu göstermek istiyorum sizlere. Ve şimdi bu kutuyu birlikte açacağız. Ve evet, kutumuzu açtık. Şöyle bir İlk önce toplu olarak size kutunun içerisindeki ürünleri göstermek istiyorum. Kutunun içerisinde bulunan ürünler bunlar. Şimdi tek tek hepsini göstermeye başlayacağım. İlk olarak Revelation'ın bu far paleti çıktı. Şöyle bir şey var ki bu far paleti bende mevcut. Gerçekten çok güzel bir far paleti. Keşke Revelation'ın farklı bir far paleti çıkmış olsaydı ama bu far paleti elimde var. Ve gerçekten renkleri falan mükemmel. Hem ışıltılı hem de mat tonlardan oluşuyor. 24 tane var. Ve çok güzel makyajlar çıkabilecek bir far paleti. Revelation'ın farlarını gerçekten çok fazla beğeniyorum. Çünkü çok fazla kazıcı ve pigmenti mükemmel. Ama dediğim gibi bu far paleti benim elimde var. İlk olarak çıkan ürün aslında benim açımdan birazcık böyle falsolu oldu diyebilirim. Benim elimde bulunan bir far paleti çıktı. Şimdi bunu koyuyorum ve diğer ürüne geçiyorum. Daha sonra ise bunun Regina'nın kağıt maskesi çıktı. Bunu da daha önce kullandığım ve bildiğim bir ürün. Çok güzel bir kağıt maske. Çok fazla beğendiğim bir kağıt maskeydi. Bir maske bir şişe nemlendirici seruma eşittir diyor. Regina'nın Kore'de geliştirilmiş yoğun nemlendirici etkisi kanıtlanmış Hydro Boost Hidrojel Jel maskesiyle tanışın. Hyaluronik asit ile zenginleştirilmiş %100 hidrojen jel yapılı bu yeni nesil maske içeriğinin etkili bir şekilde emilmesi için yüzünüzü adeta ikinci bir cilt gibi sarartıyor. Gerçekten çok güzel bir maske. Çok severek kullandığım bir maskeydi. Daha doğrusu kullanmış olduğum bir maskeydi. O yüzden bunun çıkmasına sevindim. Daha sonra ise bir şampuan çıkıyor. Reklamlarda çok fazla sık sık görmüş olduğum bir şampuan. Zigafus Forte'nin şampuanı, yüksek performans saç dökülmesine karşı şampuan diyor. %100 organik bir şampuan. Daha önce denemiş olmadığım bir şampuandı. Aslında alıp denemeyi düşünüyordum çünkü çok fazla reklamını görmüştüm televizyonda. O yüzden bunun çıkması benim açımdan şu anda iyi oldu. Kuru ve normal saçlar için uygundur diyor. Diğer çıkan ürün buydu. Daha sonra normalde kutu açılımı videolarında izlemiş olduğum her kutudan bir duş yeri çıkıyordu. Tabii ki bu kutudan çıkmaması da imkansızdı. Duru'nun bu detox duş yeri çıktı. Ve bir de böyle yanında kart var. Detox sadece beslenme rutinimiz için değil, aynı zamanda vücut temizliğimiz için de önemli. Vücut temizliğinde de detoks yapmak isteyenler için yeni Duru Detox duş jeli serisi gözeneklerinizdeki kir ve yağları derinlemesine, temizlemesine yardımcı olur. Böylece cildiniz arındırılırken hiç olmadığınız kadar sağlıklı hissedersiniz. Sizi her daim ferah ve canlı hissettirecek yeni Duru Detox duş jeliyle tanıştırmak istedik diyor. Böyle de bir kart koymuşlar. Dediğim gibi Duru'nun yeni çıkan duş jelinin tanıtımı amaçlı kutuya da koymuşlar. Bunu da böyle koyuyorum. İçerisinde son 3 tane ürünüm kaldı. Daha sonra ise Deborah'ın şöyle bir rimeli çıkıyor. Dream Look diye. Hemen açıp şöyle bir fırçasını göstermek istiyorum. Şöyle bir fırçası var. Plastik yapılı bir fırça. Aslında Deborah'ın ürünlerini beğendiğim için güzel olduğunu düşünüyorum dediğim gibi. Dolgunlaştırma ve uzatma etkili bir maskaraymış. Diğer çıkan ürün bu oldu. Şimdi kutunda son 2 ürün kaldı. Ve bence kutuda olması en gereksiz ürünü göstereceğim. Resmen 7 tane ürüne tamamlamak için şu Watsons'ın pamuklarından koymuşlar. 50 adet pamuğu var. Yuvarlak
makyaj temizleme pamuğu koymuşlar. Resmen sırf 7 ürünü tamamlamak için konulmuş bir ürün olduğunu düşünüyorum. Son olarak da kutumdan çıkan yine Gina'nın Hydra Boost 3 etkili miseler suyu çıktı. Bunu da daha önce denememiştim. Normalde ben genellikle daha doğrusu Garnier'in makyaj temizleme sularını kullanıyorum. Çok da severek kullanıyorum. Bunu denememiştim. İnatçı makyajı ve suya dayanıklı maskarayı ovalamaya gerek kalmadan çıkartır. Cildi kir ve yağdan arındırır. Cildin nem dengesini sağlar diyor. Canlandırıcı ve nazik bir şekilde temizler diyor. Dediğim gibi denemiş olmadığım bir miseler su. O yüzden bununla ilgili de yorum yapamayacağım. Ve Watson kutumdaki bütün ürünleri göstermiş oldum. Böyle. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. İçerisinde bende olan bir far paleti var görmüş olduğunuz gibi. Bu far paleti bende var ve bir kenara atıp duracağına içinizde kullanabilecek, kullanacağını düşündüğüm birisine çekilişle vermek istiyorum. Daha doğrusu sadece bu far paletin değil, kutuyu olduğu gibi birisine hediye etmek istiyorum. Hem yılbaşı da geleceği için böyle küçük bir yılbaşı hediyesi de olmuş olur diye düşünüyorum. İçindeki ürünleri tekrardan göstermem gerekirse, şunu da kapatamadım. Revelation'ın bu far paleti var. 24 tane rengi olan. Şöyle renklerini tekrardan gösterebilirim sizlere. Gerçi en çok güzel pigmenti olan ve bence harika bir far paleti. Daha sonra bir şampuan var Zigavus'un. Bu saç dökülmesine karşı olan şampuanı vardı. Bunu da kutuya ekliyorum. Neutrogena'nın miseler suyu vardı. Kutunun en gerekli ürünü olan Watson's'ın 50 makyaj pamuğu. Daha sonra Drew'nun bu duş jeli vardı. Şu kağıdıyla birlikte. Bunu tekrar kutuya koyuyorum. Deborah'ın şöyle bir rimeli vardı. Ve bir tane de Neutrogena'nın kağıt maskesi vardı. Sanırım tüm ürünleri 3, 4, 5, 6, 7. Evet, tüm ürünleri koydum. Şimdi bunu olduğu gibi tekrardan aynı şekilde kapatmaya çalışacağım. Ve birimize hediye etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi içerisinde far paleti var. Bu kutunun da yıldız parçası far paleti olduğu için ve bu far paleti bende de bulunduğu için olmayan birisine hediye etmek istiyorum aslında. Bu kutuyu daha doğrusu olduğu gibi hediye edeceğim. Şimdi çekilişime katılmanız için gereken şartları söylüyorum. Beni Instagram hesabından takip etmeniz gerekiyor. Instagram hesabımı açıklamalar kısmına bırakacağım. Daha sonra bu videoyu beğenip altına yorum bırakmanız gerekiyor. Ve tabii ki aynı şekilde YouTube kanalında takip etmeniz gerekiyor. Çekiliş sonucumu da 22 Aralık'ta açıklıyor olacağım. Instagram hesabından hikayeler kısmına açıklıyor olacağım arkadaşlar. Umarım en çok isteyen arkadaşımıza çıkar. Ve artık videomu da bitirebilirim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.